Efendim, Ramazan ikliminden, bu güzel bahar mevsiminden, Civar Mevlana'dan, Hazreti Pir'in huzurundan sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Yeni bir Ramazan gününde yeni bir iftar sevincine doğru birlikte seyredeceğiz inşallah. Bugün geleneğimizden bize en önemli miraslardan birisi olan musikimizi konuşacağız. Efendim, ariflerin, aşıkların, şehitlerin manevi atmosferinde yoğrulmuş olan bu Anadolu toprakları bir irfan yurdu, bir ilham kaynağıdır aslında. Önce Kelamullah'tan alınan hikmetle, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönülleri kıvama getiren, kalpleri yumuşatan o latif muhabbetleriyle bu Anadolu insanları, Anadolu insanımız yoğrulmuş ve Anadolu irfanımız ortaya çıkmıştır. Öylesine güzel türküler yakılmıştır ki bu topraklarda, öylesine güzel besteler, güfteler gönüllerden düşmüştür ki bugün hala terennüm etmeye devam ediyoruz. Bizler böylesine büyük bir mirasın aslında şu anda emanetçiliğini yapmaya çalışıyoruz. Aslında bizim sanatımız efendim ilahi bir merkezin etrafında harelenmiştir. Bu sanatımızın her dalında olduğu gibi musikimizde de böyledir. Aslında musiki ve diğer sanat dalları da içerisinde bulunduğu dönemin bir medeniyet aynasıdır. Öylesine bir abide, bir şaheserle karşı karşıyayız ki, öylesine bir müktesebatımız var ki, inşallah yeni nesil de bunu omuzlayacak ve ecdadımızın bu manevi mirasına, kültürel mirasına sahip çıkarak sonraki kuşaklara aktaracak. Niyazıyla sohbetimize, muhabbetimize başlıyoruz ama sözü önce Kur'an'a bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى
zürriyeten ba'duha min Vallahu semi'un alim. İz qalet imra'atu imrana rabbi كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
Sadakallahu'l-Azim. Efendim, ortak yayında iftar sevincimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizlere Hafız Fatih İsmail Uygun hocamız Ali İmran suresi 31-37. ayeti kerimeleri tilavet ettiler. Hocam teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Efendim, kainat bir ritim üzere, bir ahenk üzere, bütün mevcudat bu ahenk ve uyum içerisinde aslında seyrediyor ve döngüsüne devam ediyor. İnsan da tabii bundan beri değil. İnsan da hayatının her aşamasında, her nevinde bir ritim üzere, bir ahenk ve uyum üzere hayatiyetini devam ettirmesi gerekiyor. İşte bundan mülhem, insan aslında musiki ile bütünleşmiş bir varlık. Bugün musikimizi konuşacağız. Geleneğimizden bize emanet olan, en büyük miraslardan biri olan musikimizi ele alacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gönül hocamız bugün stüdyoda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Amin, cümlemize inşallah. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, gayet iyiyiz çok şükür. Allah iyilik, afiyet versin. Gayet keyifli bir Ramazan geçiyor. Elhamdülillah. Şöyle havaya, iklime de baktığımız zaman maşallah Cenab-ı Hak. Bir bahar mevsiminde Ramazan yaşatmak nasip etti. Elhamdülillah diyoruz. Şükürler olsun. Hocam bugün Ramazan-ı Şerif'te bizim musikimizin bütünleşmesini aslında ele alacağız sizinle. Kıymetli bilgilerinizi, aktardıklarınızı izliyor olacağız, dinliyor olacağız. Öncelikle bizim müziğimiz, Türk müziğimiz, bizim musikimiz nedir? Diğerlerinden farkları, öne çıkan özellikleri nelerdir? Dilerseniz buradan başlayalım. Eyvallah hocam. Aslında çok güzel bir giriş yaptınız siz ahenk üzere konuşarak. Türk musikası özünde ahenk demektir zaten. Yani ahenk bizim kendi lügatimizde insicam gibi kavramlarla da aslında aynı eş anlamlarda kullanılır. Türk musikasında ahenkten yola çıkarak birkaç söz söylemek gerekirse, mesela ne icracısı arkadaşlarım neyinizin hangi ahenkte olduğunu sorarlar. Mesela Türk musikasında bir icra yapılacaksa hangi ahenkte icra yapılacak diye sorulur mesela. Evet. Yani bu hangi akortta, hangi kararda icra edilecek? Yani bizim usulden nameye, makama, icraya varıncaya kadar her şey ahenkle anlatılır. Ahenk aslında hayatın ta kendisi. Doğduğumuz günden vefatımıza kadar her bir aşamada içine doğduğumuz dünyanın içerisinde onunla uyumlu yaşama süreci aslında. Musiki de tamamen bu doğallıktan, bu nagamatın zenginliğinden, ahenginden aslında neşvünema bulmuş. Tarihi, geçmiş tarihi tam olarak mihenk olarak bir noktaya dayandırılamasa da ben insanlık tarihi kadar geçmiş ve dayandırılması gerektiğini, eski olduğunu düşünüyorum. Bir kadim, bir muazzam bir sanat. Evet. Türk musikisi dediğimiz zaman aslında Osmanlı'nın ecdadımızın ulaştığı bütün coğrafyayı aslında kapsayan bir müzik. Türk müziği. Hatta Cinüçen Hoca, rahmetli Cinüçen Tanrıkor Hoca buna Osmanlı musikisi demek daha doğrudur diyor. Çünkü Balkanlarda da, Kafkaslarda da, Kuzey Afrika'da da biliyorsunuz uzak doğudan uzak batıya her yerde, coğrafyanın ulaştığı her yerde bu musikisi icra edildi tarihte. Hala da icra ediliyor aslında. Yönünüzü batıya çevirseniz orada Türk müziği namelerini, doğuya çevirseniz, kuzeye çevirseniz, güneye çevirseniz Türk müziği namelerini duyuyorsunuz. Türk musikası olarak tarif edilmiş olması, o zamanki Osmanlı tebaanında bu manada, bu paydada birleştirilmiş olmasından bu şekilde aslında yerleşmiş oldu Türk musikası olarak. Bizim musikimiz maddeden azade, manaya amade bir sanat. Dolayısıyla bizim musikimizde tarihin, kaynakların, kitapların satırlarında aslında onlardan okuyamayacağınız ama hissettiğiniz zaman, yaşadığınız zaman, bildiğiniz zaman, o eserle örtüştürüverdiğiniz zaman vakayı daha iyi anlayabileceğiniz pek çok sır aslında, sırra haiz bir sanat. Bizim musikimiz camiden, tekkeden, evlerimize, hanelerimizde bebekken kulağımıza okunan ninniden, öldüğümüz zaman üzerimize okunan salaya varıncaya kadar bir ezanla bir sala arasında geçen ömrümüzün bütün aşamalarında kendini olabildiğince güçlü bir şekilde sosyal hayatın her dokusunda, özel hayatın her zerresinde
içimizde olan, ruhumuzda olan, benliğimizde olan muazzam bir sanat. Evet. Kullanılmadığı bir yol neredeyse yok. Yani aslında biz musikiyi şöyle bahseder, işte ne yaparsınız boş vakitlerinizde, eğlenmek için ne yaparsınız filan, müzik dinlerim. Müzik eğlence aracı değildir hocam. Müzik bir boş vakit değerlendirme aracı da yoktur, aracı da değildir. Zaten insanın boş vakti yoktur, boşa giden vakti vardır malum. Evet. Asla geri alamayacağımız bir sermayeden bahsediyorsak, bu zamanın müzikle tezyin edilmesi veya müzikle irşadın pekiştirilmesi, hayatın bu noktada daha hissedilir hale gelmiş olması noktasında insanların mütemadiyen tercih ettiği bir sanat, Türk musikisi. Evet. O yüzden özellikle Türklerin, ecdadımızın İslam'la müşerref olmasından sonra başkalaşan, daha doğrusu daha derinleşen din duygusunda, zaten öncesinde de biliyorsunuz Gök Tanrı'ya inanıyor ecdat. Dolayısıyla İslam çok kolay olmuştu biliyorsunuz Türk, evet. Türkler için, ecdat için. Hazreti Peygamber sonrasında özellikle dini tezyin eden unsurlarla bambaşka bir veçeye, bambaşka bir aşamaya geçen bir muazzam sanat Türk musikisi. Evet. Yani ne söylesek aslında tam olarak kuşatmayacaktır. Eyvallah. Siz bunları söyleyince hocam aklıma şu geldi. Meşhur İsmail Hammamizade Dede Efendi'nin musiki ahlakı beşeri tasfiye eden bir ilmi şeriftir. İlmi şerif vurgusu çok önemli. Değil mi? Yüksek bir ilim neticede. Yani bu ben talebelerimize de okulda, üniversitede diyorum ki bakın müzik yeteneği olmayan kimse yoktur. İnsan müzik yeteneğiyle donatılmıştır. Müzik yeteneğini icraya dökemeyen insanların icra manasında bir dezavantajı vardır. Ama kulak duyduğu sürece insan müziğe tepki gösterir. Ben hiç görmedim müzikle alakalı güzel bir name duyduğu zaman negatif ettiği bir tepki gösteren bir insan. Dolayısıyla müzik dediğimiz şey kulağımızla duyduğumuz ama ruhumuzla, kalbimizle aslında sindirdiğimiz, anlamaya çalıştığımız, hatta biraz daha öteye geçtiğimiz zaman tefekkür ettiğimiz muazzam bir sanat aslında. Evet. Yani Allah derken musikiyi başka bir pencereden bakın, zikrederken, salatü selam getirirken bakın, bebeğinize, çocuğunuza ninni okurken bakın, çocuğun nasıl sakinleştiğini, teskin edildiğini ve uyuverdiğine bakın. Cenazenizde bakın, marşınızda bakın, caminizde bakın, tekkenizde bakın, tamamında ilmi şerif olmasıyla alakalı çok güzel izler aslında bulursunuz. Yani hatta Hazreti Mevlana bu sözünüzde çok güzel bir şeyi var, sözü var. Kısaca söylemek gerekirse. Sen hocam tabii. Musikinin insanı yücelttiğini, yükselttiğini söylemek manasında. Sizi diyor bir sanat yükseltiyorsa, bir yaptığınız bir iş yükseliyorsa o çağrı zaten oradan gelmiştir diyor. Yani siz aslında mukabele ediyorsunuz ona. Musiki de aslında bu âli sanat olması sebebiyle, yüce yüksek bir sanat olması sebebiyle aslında Cenab-ı Hakk'ın bizatihi katından bir sanat. Cenab-ı Hakk'ın aslında kullar üzerinden nameyle, usulle, makamla tezin etmek üzere insana bahşetmiş olduğu bir sanat. Biz musiki aslında Cenab-ı Hakk'ın kudretinden yaratmış olduklarından icra ediyoruz. Ötesi yok. Yani ben mesela müzik üzerine bir eğitim, öğretim aldım ve bunun tedrisini devam ettiriyorum hoca olarak hasbelkader. Cenab-ı Hak lütfetti. Ben hiçbir noktada şu frekans da bana ait diyen bir insan duymadım. Şu frekansı ben buldum diyen bir insan görmedim. Yani neticede var olmuş, yaratılmış olanlardan derleyip toplayıp biz eserler vücuda getiriyoruz. İcralar yapıyoruz. O zaman sanata ait olduğu yerden, menşeinden, kökünden, kudretinden kavrarsak musikiyenin bu sefer manaya ilişkin söylediği şeyler çok daha derinleşiyor bu sefer. Eyvallah. Hocam şimdi malum Kur'an ayındayız, Ramazan-ı Şerif'teyiz. Kalplerimiz, dillerimiz bir ritim tutmaya çalışıyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın zikrullahının, gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yad ederek onun alışkanlığını gönüllerimize, dillerimize yerleştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da tabii göz ve kulak da hoş, latif şeyler arzuluyor. Ecdadımız Ramazan-ı Şerif'le musikiyi çok güzel sanki bir araya getirmişler. Buna dair neler söylersiniz? Musiki aslında biraz önce bahsettik ya, sosyal hayatın tezyininde en fazla kullanılan sanat alanı aslında. Diğer pek çok Türk İslam sanatları için de bunu söyleyebiliriz ama musikiyle iştigal edenler ve onunla hemhal olanlar, bunu daha fazla icra edenler sayı itibariyle nispeten nicelik olarak diğer sanatlardan daha fazla veya daha görünür, daha takip edilebilir bir noktada. Biraz önce bahsettiğimiz üzere tezyin etmek noktasında elbette tezyin edilecek bir zaman dilimi varsa zamanı kutsallaştıran bu bizde
konservatör olarak Ramazan özelinde bir program çekimi yaptık. O da 4 itibariyle yayınlanıyor. Bunu da söylemiş olayım bu arada. İzleyenler tabii, izlemek tabii. isteyebilir izleyenlerimiz. Orada hocalarımızın bir söylediği bir şey olduğu bir şey vardı. Mehmet Birekul hocam, musiki şey Ramazan aslında zamanı kutsallaştıran bir ay. Bu bir ay içerisinde Ramazan ayının kutsiyetine binaen diğer 11 ay için yapılan şey Ramazan için yapılmayacak mıydı? Elbette Ramazan için misliyle fazla yapılacaktı. Muhabbeten gönüllerin çağlayıp coştuğu bir zaman dilimi olduğu zaman Ramazan, işte gündüzünde zaten oruçla geçirdiğimiz zamanın, yani bir sekinet, bir sükunet halinde geçirdiğimiz zamanın, akşam iftar itibariyle başlayan bir aslında muhabbet dilimine de geçiyor. Yani tezin dediğimiz akşam bahsettiğim kısım. Evet. Burada teravih namazına kadar olan, eskiden hocam falan da hatırlarlar, bu eski büyüklerimiz hatırlarlar. Camiler etrafında kurulan böyle şeyler olurdu. Mesire yerleri gibi şenlik yerleri olurdu. İnsanlar buralarda çocuklarla hoş vakitler geçirirlerdi, şekerlemeler olurdu, satarlardı, ikram edilirdi. Camiler öncesinde, camiler teravih öncesinde, sonrasında biliyorsunuz ikramlar olurdu falan. Ramazan'ın bu nokta musikiye dair yaptığı o kadar çok şey var ki. Bunlardan mesela Karagöz diye bir oyun var biliyorsunuz. Ramazan gecelerinin vazgeçilmez çocukları irşad etmek manasında aslında yapılan perde oyunlarından bir tanesidir. İsterseniz ondan da bahsederiz geçmişinden. Tabii hocam. Teravih başlı başına aslında musiki işte bir, yani musikinin bizatihi her zerresinde duyulan bir ibadet. Teravihin başından sonuna kadar biliyorsunuz, arada okunan terbihalarda, salatü selamlarda, ilahilerde musiki bizatihi, teravih uzun sürekli de bir namaz olma sebebiyle namazın arasını da daha bir muhabbetle hissetmek manasında kullanılan önemli bir saat. Mihraptan müezzine bir insicam dengesiyle, ahenk ile evet. aslında teravih namazlarında kılındığı ve sahurda davul ve işte biliyorsunuz zurna veya klarnet gibi sazlarına manilerin yapıldığı, yakıldığı, sabah vakitlerine yakın temcitlerin okunduğu minareden dışarılarda, bugün aslında yine bazen okunuyor ama zamanımızda biraz terk edilmiş maalesef, cami muhsusu formlarından olarak anlaşılır. Temcitlerin okunduğu, münacatların okunduğu, yani iftar ile sahur arasını olabildiğince her aşamasında işleyen, süslemeye çalışan bir sanat her aşamasında var aslında. Eyvallah. Hocam, şimdi bunun bir örneğini dinlemek isteriz sizden. Güzel bir eser dinlemek isteriz. Uygun görürseniz, dilerseniz bir eser dinleyelim. Eser dinleyelim hocalarım. Şimdi bugün biz misafirimizsiniz. Bizim başlayalım. Sizden dinlemek isteriz bugün. Peki, yani ben aslında yine o kısaca bahsedeyim isterseniz. Bir eser getirdim arkadaşlarıma, bugüne de bir hediye, hatıra kalsın, bir nazire olsun diye. Evet. Aşık Veysel merhumun yılı olarak biliyorsunuz geçen yıl kutlanmıştı, yani daha doğrusu anılmıştı Aşık Veysel. Rahmet olsun. 2023 içerisinde, ama bugün bu yıl hala devam ediyor. Ben fakirin de Aşık Veysel güftelerine nazire olsun diye biraz sözlerine de haddimizce ilavede bulunduğumuz bir eser getirdim. Arkadaşlarıma da takdim ettim, eğer icra ederlerse bir isterseniz birkaç kıta okuyalım bunu. Memnuniyetle olur mu? Dinlemek isteriz hocam. Mehmet hocam, Mehmet Emin hocam müsaade ederse. Estağfurullah. Thank you.
nasip adam çevir aşka özün. Fani alem aldatmasın gözün. Hani ahdetmiştin tut o sözünü. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir eser dinledik. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Eyvallah hocam. Sağ olun. Arkadaşlarımın ellerine sağlık. Eyvallah. Hocam bizim iyilikle sevindir bölümümüz var şimdi. Evet. İyilikle sevindir bölümümüz bugün farklı bir şekilde inşallah ekranlarımıza gelecek. Bugün Mısır'a bir canlı bağlantımız olacak. Onu izleyeceğiz. Mazlumlara dokunuşları izleyeceğiz. Ama şimdi öncesinde kısa bir reklamımız olacak. Eyvallah. Efendim kısa bir aramız var. Aranın ardından yeniden huzurlarınızda olacağız. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Efendim neredeyiz? Kabe'ye 100 metre yakınlığında bulunan Şükeyfe kabrindeyiz. Burada var 2-3 tane kabir var görüyorsunuz. Burada çocukların diri diri gömüldüğü Şükeyfe kabri. Müşrikler biliyorsunuz kız çocuklar olduğu zaman utanç sayıyorlardı ve çocukları diri diri buraya gömüyorlardı. Çocukların sağken götürüp kuyuya atıp üzerlerine toprak atarak cani bir şekilde katlediyordu müşrikler. Kıymetli Müslümanlar, kız çocukları, hanımefendiler, yaşlı hanımefendiler, büyüklerimiz, işte kadın, hanımefendi İslam'da değer buldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle, İslam'ın güneşiyle bir güneş doğdu ki o da kadınların gerçek bir insan değeri gördüğü anı buldu. Şükeyfe kabrindeyiz. Aynı zamanda burada Utbe bin Rebi'a'nın, Hazreti Bilal Efendimiz'i burada, kıymetli Müslümanlar, işkence yaptığı yer, Sümeyye annemizin şehit edildiği, bazı rivayetlere göre buralarda işkence çekildiği yerdir Şükeyfe kabri. Rabbim gaflet uykusundan hepimizi uyandırsın. Unutmayalım. Allah'ın emanetidir kadınlar bize, eşlerimize, ablalarımıza, annelerimize, teyzelerimize ve tüm hanımefendilere Allah rızası için hürmet edelim. Onlar Allah'ın bize emanetleridirler. Unutmayalım ki İslam'ın güneşi her tarafa yayılmış ama İslam'ı yaşamak her müminin şiarı olması gerekirken biz İslam'dan uzak yaşıyor, Allah'ın istediği şekilde kul olamıyoruz. Rabbim bizleri kendisine yönelten, kendisine yönelen kullarından eylesin. Mekke-i Mükerreme'den, Şükeyfe kabrinden tüm Türkiye'ye selam olsun. Allah'a emanet olunuz. Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Ramazan-ı Şerif'te
musiki kültürümüzü, musiki medeniyetimizi konuşuyoruz. Hocam ilk bölümde Türk müziğimize, kendi müziğimize, musikimize giriş yaptık, tanımladınız. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te peki ecdadımız bizlere hangi formları, hangi çeşitleri miras olarak bırakmışlar? Bahsettiğim üzere aslında tezyin noktasında Ramazan'ın müstesna ve kutsal bir ay olması sebebiyle aslında musiki noktasında çok daha fazla muhabbete dair şeylerin üretildiği bir ay olarak bahsetmiştik aradan önce. Malumunuz evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmuş vesilesi olan bir ay yaşıyoruz. Cenab-ı Hak lütfetsin hepimize inşallah müjdelerine mazhar olmayı. Evveli rahmet dediğimiz Ramazan'ın özellikle özelinde söylersek, Ramazan ayına özel, yani bütün kameri aylar özel aslında ilahilerde bir repertuar vardır tekke muzikimizde. İşte Ramazan ayı hocamlar da okumuşlardır mutlaka. Hoş geldin manasında. İşte acemaştıran ilahi falan vardır. Çok yaygın bilir, donandı her yer kandilleriyle gibi. Evet. Ortasında Ramazan'ın muhabbetine, bereketine, rahmetine, ülfetine muhabbeten eserler icra edilir. Sonunda da elveda, aslında özlenen bir ayın aslında 11 aylık bir mesafeye aslında uzaklaşacağı kamera aylar açısından bakıldığı zaman bu noktada da hüzünlü bir veda aslında içeren sözler ihtiva eden eserler icra edilir Ramazan ayı içerisinde. Aslında bu Ramazan ayı içerisinde okunan bu ilahiler doğrudan aslında icra edildiği yerler böyle program imkanları falan olmadığı için eskiden camilerde oluyordu haliyle. Teravih namazı aralarında okunan eserlerdi. Bahsettiğimiz o tervihalar denilen aralarda salatü selamlarla birlikte okunan ve farklı farklı makamlarda okunan o teravih namazının makamlarına da değiniriz isterseniz. O makam sessizliği içerisinde hangi eserler icra edilecekse ona göre önceden belirlenmiş eserler icra edilirdi. Yani evet, teravih namazının arasında okunan ilahiler bu noktada ayrı bir önem bir kere barındırıyor içerisinde. Evet. Malum içerisinde 11 bin aydan daha hayırlı bir geceyi de içerisinde barındıran Ramazan ayı olduğu için Kadir gecesi Allah cümlemize eriştirsin, daha vakte gelmedik ve bayrama inşallah. Kadir gecesinde biliyorsunuz malum mevlid okunması yaygın olarak tatbiki bir gelenek. Mevlid de Türk musikisinde muazzam bir form aslında. Özellikle mevlid hanların musiki konusunda üst seviyede becerikli olan mevlitanların çok uzun soluklu olan bahir denilen, biliyorsunuz mevlidin bölümlerine bahir denir. Evet. Bahirler icra ettikleri tarihte bestelenmiş ama günümüzde daha ziyade serbest okunan bir şekliyle, yürüyüşle, seren camiyle, insi camiyle okunan mevlid formu çok önemli bir form. Mevlid aralarında okunan tevşihler var. Biliyorsunuz Mevlid Hazreti Peygamber'in doğumu münasebetiyle yazılmış olan bir eser Süleyman Çelebi tarafından. Evet. Süleyman Çelebi'nin okunmuş olduğu, yazmış olduğu Mevlid'in serbest okunmasının arasında yine Hazreti Peygamber'e olan muhabbeti, ona olan sevgiyi, bağı, ümmet olma bilinciyle ona olan yakın duruşu gösteren eserler süslemek manasına da gelen bir terminolojik olarak da tevşihlerle aradaki fasıllar doldurulur ve musiki bu noktada da devam ederdi. Kur'an-ı Kerimler okunuyor biliyorsunuz Mevlid icrasında, ki onda da musiki var icrasında. Evet. Mevlid'in kendi icrası ve arada okunan tevşihler Mevlid için önemli. Yine biraz önce de bahsettik. Belki yine ondan bahsetme imkanı olursa Karagöz musikisi denilen, ama aslında öyle bir musiki yoktur. Karagöz musikisi değil de onun adı Karagöz repertuarıdır aslında. Evet. Türk musiki formlarının Karagöz oyunlarında icra edildiği bir repertuar. Özellikle ayrıca bahsetmek lazım. Ramazan gecelerinde özellikle icra edilen eserler açısından bakıldığı zaman. Ezanın kendisi zaten başlı başına, yani sahur vaktinde okunan sabah ezanının sabah makamında ve yakın makamlarda, akşam ezanında segah makamında okunduğunu da düşündüğünüz zaman aslında musiki ile başlıyoruz oruca. Evet. Ezan özelinde elbette. Musiki ile ezan özelinde elbette. Sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir bekleme oluyor. Tıpkı ondan sonra iftardan gibi da sahura kadar bu tezyin bahsettiğim formlarla devam ediyor. Başta da buyurduğunuz tıpkı ömürdeki durum aslında, değil mi? Doğumdan son nefese kadar, evet, aslında hayatımızın içerisinde. Hocam burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi bizim günde 5 vakit ezanımız var. Evet. Ezan-ı Muhammedi de insanın günlük
işte belli dilimlerde ruh hali değişken oluyor. Evet. Bunlar düşünülerek sanki değil mi? Donatılmış bir musiki inşası var sanki oralarda da. Bu da çok önemli. Şöyle mesela bizim bugün yaygın olarak ezan için tercih edilen 5 makam vardır. Evet. Değil mi? Yani aslında musiki becerisi, kabiliyeti, yetkinliği olan müezzin kardeşlerimiz bundan çok daha fazla makam elbette kullanabilirler ama evet. Önemli olan şu, 5 tane makam tercih ediliyor ezanların okunması için ve repertuarın yarısından fazlası bu 5 makamda. Bu ne demek aslında? Şöyle baktığınız zaman aslında ecdat ezan makamlarını, daha doğrusu ezan için tercih edilen makamların daha güzel okunması, daha etkileyici okunması, daha muhabbetli okunması, daha davetkar okunması, ibadete davet evet. Malum, okunması için şarkılar, türküler ve elbette ilahiler bestelemiş. Yani bizim asarımızın sair ekseriyetinin Rast, Uşak, Hicaz, Segah makamlarında olduğunu düşünün. Hicaz, söylemiş bilmeyeceğiz. Rast ve Sabah, Çargah Sabah, Rast, Uşak, Hicaz ve Segah makamlarında. İnanılmaz bir repertuar var bu. Demek ki ülfeten bu kendi kendine repertuarı, yani ezanların için, ezanların okunması için tercih edilen makamların repertuarın oluşumuna da doğrudan etkisi olduğunu söylemek lazım bu noktada. Evet. Hocam lütfeder misiniz? Sizden Ramazan-ı Şerif'te tevşihten bahsettiniz. Bir evet. Tevşih örneği dinlemek istiyorum. Hocamdan size. Dinleyelim. Birlikte ben dinleyelim de hocam. Çalışayım. Birlikte dinleyelim inşallah. Şöyle tevşih formu da çok önemli bir form. Büyük usullerle beslenen bir form aslında. Repertuarımızda çok kadim olarak icra edilen, eskiden beri icra edilen bir tevşih var. Arkadaşlarım lütfederlerse, kudümün rahmeti zevk-i safadır ya Resulallah. İcra edersek güzel olur tevşih. Zevk ediyoruz. Çargah tevşih. Buyurun. Teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Bir de hocam Enderun Teravihimiz var değil mi? Bu zenginin içerisinde şu anda
son belki de 10 yıldır bu civarda bir vakitte Türkiye'mizde de yeniden hatırlanan ve Anadolu'muzda yayılan bir zenginlik olarak. Hocam arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette çok muazzam bir eser. Çok saltanatlı icra edilen bir eser. Ender Ünter abiye geçmeden önce aslında orada da okunan eserler. Evet. Aynı şekilde tevşirler. Hocamın da ağzına sağlık. Maşallah. Şimdi Mehmet Emin hocamla da oraya geçmeden önce muhabbet, musikiden bahsediyoruz. Musikinin muhabbetinden de bahsetmek açısından da çok kadim bir birlikteliğimiz var. Özellikle kendisiyle ve arkadaşlarımla. Evet. Hepsi Konya'nın yetiştirdiği güzel güzide sesler, sazlar, icralar. Özellikle hocam Türk musikisinde çok ciddi bir aslında Konya'da inisiyatif olarak bir geleneği devam ettirmek noktasında büyük bir hizmette bulundu sağ olsun. Ezanlarıyla özellikle biliyorsunuz şimdi okunan Perşembe akşamlarındaki Nihavet ezanların müsebbibi kendisidir. Evet. Yani kaynağı o, kendisinden mülhem diğer müezzinler de kendisini takip ediyorlar. Sağ olsun emeği hizmeti çok. Bu noktada ona da bir duaya da vesile olsun diye Allah razı olsun demek istedim. Hocam çığır açanlardan. Elbette. Hocamın çok ciddi emeği var. Konya kültürüne, Konya musiki kültürünü tezyin eden, kubbede hoş sada bırakanlardan bir tanesi olarak. Maalesef. Allah ömrünü bereketli ve sağlıklı ve daim etsin inşallah. Ezan okundu. Şimdi teravih namazı kılınıyor. Eskiden bu Enderun teravih dediğimiz zaman aslında terkibin Buhurizade Mustafa Atık'a ait olduğu söylenir. Kaynaklarda. Evet. Ama Enderun'da okunmaya başlandıktan sonra Enderun teravih olarak anılmaya başlamıştır. Teravih namazının bu Enderun teravih olması hüviyetini, özelliğini kazandıran da şu. Şimdi öyle bir medeniyet ve öyle bir içtimai bir seviye var ki toplumda kültür sanat seviyesi var ki teravih namazındaki her bir dört rekatta okunan makamlar özenle seçiliyor. Bu bahsettiğimiz makamları imam biliyor. Müezzinler biliyor, cemaat biliyor. Eskiden farklı makamlarda İsfahan, Hüseyin-i Saba gibi makamlar tercih edilmiş ama yakın zamanda yine bir önce bahsettiğim Rast, Uşak, Segah gibi makamların Enderun'da teravide tercih edildiğini biliyoruz. Son iki rekat Eviç ve Acemaşan okunuyor. Makamlarında okunuyor. Yani mihrabiyesinden müezzin mahfiline varıncaya kadar bütün icralar. Bu makamların tercihen okunmuş olmasının şöyle bir güzelliği var. Ecdat bunu demek ki önemsemiş ve benimsemiş ki halkta da bu makes bulmuş, karşılık bulmuş. Şimdi teravih namazı normalde 20 rekat. Evet. Ama 8 rekat kılımlamada teravih vazifesi yerine geliyor. Tabii. Ya malum. Cemaat camiye geç geldi diyelim ki işte Eviç makamında yakalarsa namazı son 8 rekatı yakaladığı anlamına geliyor bu. Yani namazı kılmak üzere camiye gelen cemaatin o Eviç makamını ve Acemaşıran makamını bildiğini biliyoruz biz buradan. Müthiş hocam. Müthiş bir şey. Yani veya öncesinde okunan işte Sabah, Segah veya Uşak veya Rast veya Segah veya tercih edilen üç makamda değişiklikler görünebilir ama son rakamlar Ferahnak ve Eviç ve özellikle Acemaşıran makamı tercih ediliyor. Hatta bununla alakalı bir örnek, bir hadise anlatılır. Şöyle. Hünkâr imamlığı vardı biliyorsunuz Osmanlı'da, evet, sarayda ve hünkâr müezzinliği var. Ve özellikle 3. Selim zamanında hünkâr imamlarının ve hünkâr müezzinlerinin ve Enderun'da bulunan diğer sanat erbabının, sanatkarların birbirlerine sürekli bir makamlar üzerinden bir darda zorda bırakma, bir birbirlerine nasıl söyleyeyim, pusu kurma diyelim, evet, aslında, evet, halleri var. Zeynel Abidin Efendi hünkâr imamlığı yaparken Acemaşıran makamında son selamı verirken Acemaşıran makamından Yegâh'a kadar indirip makamı Ferah Feza karar ediyor. Evet. Yegâh'a kadar Buse'yle inerek. Dede Efendi de müezzin mahfilinde icranın da bu şekilde olduğunu, aslında Ferah Feza makamı bilinen bir makam ama Zeynel Abidin Efendi Dede Efendi'nin onunla alakalı belki bilmediğini düşündüğünden Şuride şeyda kılan diye güfteleri başlayan bir Yunus Emre'nin bir güftesi var. Dede Efendi onu hemen oracıkta doğaçlama, spontane, irticari olarak besteliyor ve kararı Yegâh'a indirerek Zeynel Abidin Efendi'nin aslında kendisine artık zorda bırakmak üzere diyeyim aslında. Hünkâr gözünde düşünsenize orada bir müezzin mahfilinde, evet, olan birisinin zorda kalması sıkıntı olabilir endişesiyle yapmış olduğu şey Dede Efendi ustalığıyla, sanatkarlığıyla orada anında
Ferah Feza makamının tekrar hatırlanmasına da vesile olacak şekilde eseri Ferah Feza karar ediyor. Hatta hünkârın da bunun üzerine Ferah Feza makamının unutulmaması gereken bir makam olması arzusuyla Ordu Enderun'daki sanatkarlara bu makamın tekrar canlandırılması ve o makamda eserler üretilmesi, icra edilmesi, bestelenmesi noktasında telkinleri ve bunu yapanları da taltifleri oluyor. Yani aslında Enderun teravihinin kendi içerisinde Enderun'dan toplumun bütün kademelerine varıncaya kadar makamlarının biliniyor olması bence muazzam bir şey. Kesinlikle. Düşünsene de sanatın toplumun her katmanında belli bir seviye üzerinde icra edildiği bir yerde sanatın hiçbir şekilde yere düşmesi söz konusu olabilir mi? Ya, değil. Herkesin müzik bildiği, sanat bildiği bir yerde elbette bu sanat yükselecek. Anlatabildim. Biz ne kadar aslında toplum olarak bir şeylerden uzaklaşırsak sanata dair, kültüre dair bütün aslında değerlerimizi de bu noktada kaybetmiş oluyoruz. Şimdi hocam peki oradan buraya nasıl geldik biz? Yani imam biliyor, müezzin biliyor, cemaat biliyor, hünkâr camiye biliyor. Giren hünkâr biliyor, kaçıncı rekatta olduğunu biliyor. Bugün geldik 2024'e işte musiki caiz mi? Hocam o konu o kadar şey ki şimdi biz mesela caiz mi dediniz, ben konservatuar hocası olarak bir şey söyleyeyim. Elbette fetva makamında değilim. Evet. Verdiğim söyleyeceğim de fetva falan değildir. Herkes fetvayı vicdanından, kalbinden evet. ve ulemadan, ehlinden elbette alsın. Edinebilir. Ama biz musikiye şöyle bakıyoruz konservatuar olarak. Mesela ben konservatuarda la dini bir tarif yapmıyorum. Benim için dini la dini ayrımı Türk musiki için doğru değil mesela. Benim müziğimin hiçbir repertuarın hiçbir formu dinin dışında değil mesela. İcra edilen ve ama dine halel getirmeyecek olan, dinin temel kaidelerini sarsmak maksadına planlı ve maksatlı yapılan şeyleri zaten biz repertuar içerisinde icra da etmiyoruz. Eser olarak da saymıyoruz. Şimdi ben soruyorum şimdi, hatta bununla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar da var. Bir evladını, annesi, evladını şehit veren bir annenin veya eşini şehit veren bir annenin devlet şu anda mütemadiyen aslında biz teyakkuz halindeyiz. Bakın güneyimizde yaşanan hadiseler her gün defalarca gönlümüzü, yüreğimizi vuruyor ve bizi öfkelendiriyor aslında. Bir annenin evladı için, eşi için yakmış olduğu ağıt din dışı olabilir mi? Ama din dışı repertuar içerisinde gösteriliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tasnif edilirken. Veya bir insanın, bir sevdiği bir insana Cenab-ı Hak birbirinizi sevin diyor. Sevdiği için Cenab-ı Hakk'ın emrine muhatap olarak aslında biz birbirimizi evet, seviyoruz. Tabii. İnsan insanı sevecek. Yapmış olduğu, yakmış olduğu bir şarkı, bir türkü din dışı olabilir mi? Hani dini halel getirmeyecek, dinin rükünlerini tahrip etmeyecek, maksatlı olarak dini yozlaştırmayacak şeylerden bahsediyorum ben eser olarak. Bunlar dinin dışında sayılamaz. Evet. Dolayısıyla biz helal haram noktasında din bize ne emretmişse musiki icra edenler için de emretti. Musik için de emretti. Biz Cenab-ı Hakk'ın biraz önce bahsettik ya, ülfet ettiği seslerden çıkartıyoruz bu nameleri, bu musiki icra ediyoruz. Yani ağaçların yaprakları bile zikretmez mi? Ya ağaçların gövdesinden yapılan sazlar niye zikretmesin? Evet. Yani kuşlar zikretmez mi? Zikreder. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı insanlar niye zikretmesin? Musiki ile nameyle niye zikretmesinler? Allah diyelim daim diye başlıyoruz pek çok esere. Değil mi? Zikrediyoruz. Cenab-ı Hak demiyor mu, siz beni anın, ben de siz anayım? Musiki bunun ötesinde bir şey yapmıyor ki aslında. Yapıyorsa zaten biz repertuar içerisinde bunları icra da etmiyoruz. Ha, insanlar bunu yapabilirler, tercih edebilirler. Müzik açısından ben bir şey söylemek durumunda değilim bu noktada. Ama ben talebeme öğretmiyorum. Evet. Yani talebeme de bu eserlerin ne olduğunu, yapmış olduğumuz bütün konserlerde de siz de şahit olduğunuz defalarca evet, repertuarın derinliklerini de onlara vererek anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ecdat bizi biz yapan değerleri aslında nameye, usule büründürüp eser olarak karşımıza çıkartıyor. Siz gördünüz mü dünden bugüne gelen eserlerin herhangi birisinde dine mugayir bir şey yapıldığını? Yani bir gelenek üzere olan bir eserden bahsediyorum. E o zaman yani biz neyi ne şekilde yaptığımızı vicdanımızda, tarihimizde, ecdadımızda bize emanet edilen bir emanet şuuruyla alıp işleyip aktarabilirsek doğru bir iş yapmış oluyoruz. Hocam aslında musiki özelinde çok fazla bunu dert etmeye, konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Sizin söylediklerinizden de yola çıkarak. İşte kemalet ile kemalat olmaz. Sözünden yola çıkarak mesela. İşte buyurduğunuz gibi bize yaramayacak olan, bize fayda değil zarar getirecek olan söz de saz da zaten bizim işimiz değil. Yani ya bu her şey için böyledir. Yani söz saz için değil ki. Yani araba kullanıyorsunuz. Normalin üzerinde aynen bir hızda kullandığınız zaman araba sizi ölüme götüren bir aygıt olabilir, Allah esirgesin. Öyle mi? Yani
İnsanın kendi canına, canı kutsal değil mi insanın? Bedeni kutsal değil mi? Tabii. Ama biz bunu gün içerisinde, hani müziğin helalliği, haramlığı noktasına varıncaya kadar o kadar çok fazla bazı şeyleri incitiyoruz ki aslında. Evet. Ya mesela çok güzel bir şey var değil mi? Kendiniz için istediğinizi bir mümin kardeşiniz için istemedikçe tam olarak iman etmiş olmazsınız. Evet. Şimdi ben düşünüyorum. Ya ben çok güzel araba kullanayım ama herkes kötü araba kullansın demiş olsam aslında benim hayatım tehlikeye giriyor. Aynı şey aslında. Yani düşünsene karşıdan gelen bir adam kötü araba kullanıyor. Ben istediğim kadar iyi kullanayım. Yani tabii. Bir şekilde bu beni kurtarmayacak. Tabii. Veya ben çok zengin olayım ama herkes fakir olsun demek gibi bir durum olabilir mi bir insanın? Herkesin fakir olduğu yerde sen nasıl zengin olacaksın? Yani sen zengin olacaksın, karşıdaki zengin olacak. Yani onun için de iste. Zaten Halil İbrahim bereketi denildiğimiz bereket kendinden çoğalıp gidiyor. Sağlık, herkesin hasta olduğu bir yerde bir kişinin sağlıklı olmuş olmasının o kişiye ne faydası var ki? Herkes hasta. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani neticede biz böyle bakmak zorundayız. Hocam bir de bu mirasımıza sahip çıkma hususu var değil mi? Yani bize gelen çok daha üst seviyelerde ulaşan bir ilmi seviyede bestelenmiş, güftelenmiş eserler var. Bir de günümüze geldiğimiz zaman nasıl söyleyelim, hangi tabiri kullanalım bilmiyorum ama çok daha bunlardan uzaklaşmış, evet. Çok daha basite indirgenmiş bir durum söz konusu. Bu usta ne buyurursunuz? Hocam biraz önce bahsettik ya, Türk musikisi, özellikle musikimiz maddeden azade, manaya amade bir sanat. Yani maddenin, buna ister para deyin, ister şöhret deyin, ister nefis deyin, ne varsa onların hepsinden azade, uzak, beri, kurtulmuş, özgür. Ama manaya, dine, muhabbete dair olan bahsettiğimiz manaya amade, onun hizmetinde olduğu zaman zaten yükseliyor. Şimdi biraz önce bahsettik ki Hazreti Mevlana yukarıdan geliyorsa, sizi yükseltiyorsa oradan geliyordur diyor. Bunun tersi de var. Yani siz beşer olarak bulunduğumuz yerde yapmış olduğumuz sanatla, iştigal içerisinde olduğumuz mesleğimizde, hayatımızda neyse, evet. Neyi yaptığımız zaman kendimizde muhabbete, imana, sevgiye dair bir mertebe, bir aşama görüyorsak, demek ki bu Cenab-ı Hakk'ın da belki razı olduğu veya razı olacağı bir şey olarak gönlümüze onun huzuru zaten dolu veriyor. Ama neyi yanlış yaparsak terlemeye başlıyoruz değil mi? Ya işte bunda böyle olmasaydı, birini kırdım, keşke kırmasaydım, keşke şöyle olmasaydı. O keşkeler, o hadisenin, bir anlık oluveren hadisenin ötesinde bir sürü sıkıntılara sebep oluyor. Ben talebelerime diyorum ki, Osmanlı muazzam bir çınar olarak tarif edilir. Evet. Osmanlı'nın çınar olmasının çok büyük anlamı var. Yani hem bir sürü insanın gölgesinde hayatını idame ettirmesi ve Osmanlı'dan istifade edebilmesi, bunu evet. Pozitif manada söylüyorum. Hem de gölgesinin, yani kudretinin çok uzun coğrafyalara, uzak coğrafyalara kadar olan uzlaşması sebebiyle Osmanlı çınarla ve başka bir sürü sırlı şeyler de var. Mevzu uzun, çok dağıtmamak açısından girmeyeyim. Şimdi ben talebeme diyorum ki, tamam ben bu çınarın bir parçasısın bir kere, bu gövdenin üzerinde doğdun. Peki sen diyebilir misin, ben yeni doğmuş körpe bir dalım veya bir yaprağım, artık bu ağaçta yaşamak istemiyorum. Yani nereye gideceksin, nereye düşeceksin? Düştüğün yerde senin ne yaşayacak? Yani yere düşer düşmez seni karınca götürecek. Anlatabiliyor muyum? Daldan koptuğun anda, o körpe dallardan koptuğun anda, gövdeden koptuğun anda, kökten o besini, o geçmişi alamadığın anda, senin ürettiğin her şey seni zayıflatacak. Evet. Yani gelenek dediğimiz şey, gelene eklenerek yürüyen bir şey zaten. O yüzden gelenek bu. Ben şunu da söylüyorum, yani o zaman her devirde tekerleği yeniden icat edelim. Öndeki tam, yani şimdi herkesin elinde cep telefonu var değil mi? Evet. Peki bırakın o zaman cep telefonunu. Bizim zamanımızda çok daha ilkel yöntemlerle insanlar haberleşiyordu. Tabii. Onların üzerine koya koya cep telefonu oldu bu. Graham Bell'den bugüne kadar gelelim mesela. Anlatabildim mi? Peki o zaman buradaki dünde yapılan her şeyi bırakalım. Sıfırdan o zaman sen cep telefonu yapalım o zaman sıfırdan. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama şurada çınar örneğine dönecek olursak şöyle bir şey de var hocam. Biz körpe dallardan, yapraklardan bahsettik. Gövdesinden ve kökünden vazgeçemez. Ama kök de o körpe dallardan vazgeçemez. Yaprağı olmayan bir ağaç da kurumaya mahkum. Yani biz nesiller ve kuşaklar arasında çatışmalar yaşıyoruz ya mütemadiyen. Evet. O çatışmaların artık bir şekilde birbirini anlayacak, kuşakların birbirini de anlayacak ve bir birlikte bir olduğumuz, güç olduğumuz, büyük olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın emrettiği üzere sevdiğimiz zaman birlikte güçlü olacağımızı da idrak edilmesi gerekiyor. Yani ne kök yapraksız, ne yaprak köksüz yaşayamaz. Yani ecdadın mirası bize emanet. Evet. Ben onu olduğunca, olabildiğince doğru alıp işleyip yaşamak, yaşatmak
ve aktarmak zorundayım. Köküm de, yani ağacın kökü de, gelenek dediğimiz ecdadımız da, yaşlılarımız, büyüklerimiz de o yapraklara ihtiyacı olduğunu, onları doğru irşad etmek, doğru yetiştirmek ve sonraki nesillerde onların güçlü birer dal olması noktasında olabildiğince beslemek zorunda olduğunu bilmek zorunda. Evet. Bu denklem bozulamaz yani. Hocam bizlere de sizlerin talebesi olmak şerefi nasip oldu hamdolsun. Yani çatınız altında bulunduk. Yani söylediğiniz, buyurduğunuz gibi hocam, eğitim alırken de bunu gördük. Yani o kadar çok sayıda makam mesela ecdadımız icra etmiş ki, müktesebatımız öylesine dolu ki, bu neye dayanıyor aslında? Yine ecdadın Allah'ın kelamını yeryüzünde yayma gayesiyle yaptığı fetihlere ve orada daha çok milletlere ulaşma sonucunda değil mi? Bu birikim, bu müktesebat oluşmuş oluyor. Böylesine bir zenginliği şu an dünyanın farklı yerlerinde göremezken ve bizim çantamızda, heybemizde bunlar varken neden acaba çok daha basit şeyler arıyoruz? Dediğiniz gibi galiba köklerden ayrılmak. Çok önemli aslında. Aslında şöyle hocam. Bizim musikimizin merkezinde cami var. Evet. Yani batıya gittiğiniz zaman o da adam Hristiyan. Onun da merkezinde kilise var. Yani o elbette kiliseye matuf işler ve sanat üretecek. Benim de ecdadım cami odağında, cami biraz önce bahsettim ya, ezanlar özelinde. Kur'an-ı Kerim'i sesinizde süsleyiniz üzerine gelişmiş olan bir müziktir aslında. Bir sanattır bizim müziğimiz. Hala da gelişmeye devam ediyor. Evet. Bu müziğin camiden uzak olması söz konusu olabilir mi? Hayır. Uzaklaştırdığın zaman ne olacak? Bizim bugün uzaklaştığımız şey aslında manevi hal ve hazlardan uzaklaşmakla aslında orantılı. Yani biz hayatı nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Hayatımızı çalan cep telefonlarımız var. Zamanımızı çalan cep telefonlarımız var. Onun içerisinde kaybolduğumuz ama o alemin bize ait olmadığı bir alem bu alem. İster istemez elbette kaynağından, menşeinden, kökünden uzaklaştıracak. Yani bugünkü yaşamış olduğumuz aslında zayıflamaların temelinde bizim kendi bizi biz yapan değerlerden uzaklaşmak var, Allah muhafaza. Yani ben milli, manevi ve insani, imani değerlerin olmadığı bir toplumda nasıl yaşayabileceğinizi herkes kendine sorsun. Değil. Yani aslında sorumluluk noktasındayız hepimiz. Yetiştirdiğimiz evlatlarımızla, yetiştirdiğimiz talebelerimizle, çıktığımız trafikle, bak şimdi Ramazan vakti, iftar vakti, herkes gidiyor ama birisi korna basıyor mesela. Değil mi? Yani öndeki keyfinden gitmiyor değil ki, onun öndeki de duruyor mesela. Bu bir sabır iklimi mesela. Bu da imani bir şey. Biz bunları ne kadar olabildiğince bize emanet edilen kültürle, olabildiğince bize emanet edilen eserlerle, musikiyle, sanatla, edeple, adapla yaşayıp, aktarıp, hal dediğimiz eğitimle, evet, işleyip nesillere aktarırsak vazifemizi yerine getirmiş oluruz. Bu bir bayrak yarışı. Ne evet. kadar daha yaşayacağımızı Allah biliyor yani. Biz bilmiyoruz. Tabii. Yani dolayısıyla hocam, musikimizin aslında geldiği noktayı toplumun bulunduğu noktadan ve ahlaktan bağımsız konuşamıyoruz aslında. Toplu bir kaybediş varsa içerisinde musiki de var. Öyle herkes değil mi? Kendine sorsun. Herkes kendine sorsun. Ben bu kaybın neresindeyim? Ya şunu söyleyebilir. Ya ben bu müzikten hoşlanmıyorum, şu müziği seviyorum diyebilir. Tamam, onu güzel yap. Evet. Onu da güzel yapmıyorsun. Yani dünya müziklerinin, bakın ben şunu söylemiyorum. Bizim müziğimizin, bizim kültürümüz güzeldir, diğerleri çirkindir falan demiyorum. Benim böyle bir derdim yok. Ben kendi sanatımı yükseltmek noktasında ne yapabilirim derdinde olmalıyım. Değilse Batı'nın yapmış olduğu, Doğu'nun, Kuzey'in, Güney'in yapmış olduğu sanatla benim bir savaşım falan da yok haşa. Yani insan yel değirmenleriyle savaşmaz. Böyle bir derdim yok. Her kültürün kendi izleri, her kültürün kendi sanatı, her kültürün kendi birikimleri üzerine bir takım şeylerin neşvi nema bulduğunu bilelim biz, anlayalım. Evet. Hangi değirmene su taşıyorsak, o değirmenin suyu, o değirmenin değirmencisi olalım diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani. Hocam o değirmenin sularından yine güzel bir eser dinlemek istiyoruz. O güzel bereketli vakitlerden. Nihavet nice feryat edip zari kılan ben, onu okuyacağız inşallah. Nice feryat
Nice feryat edip zari kılan ben. Nice bu aşk oduna yakılan ben. Nice bu aşk oduna yakılan ben. Ya hay ya hay, ya hay ya hay, ya hay ya hay. Ölümden korkmazam bey yarenler. Ölümden korkmazam bey yarenler. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Budur korkum yardan ki ayrılan ben. Ya ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Yunus eydür senin aşkın yolunda. Yunus eydür senin aşkın yolunda. Ya hay. En çok belki de dile getirmemiz gereken şey ya hay, ya hak. Cenab-ı Hakk'ı, zikrullahı sık sık anmak ümidiyle, niyazıyla efendim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi bir bağlantımız olacak. Mısır'a gideceğiz. Mısır'a kameralarımızı çeviriyoruz. Karşımızda Ribat İnsani Yardım Derneği koordinatörü Seyit Duman ve Ribat gönüllüsü Ali Yörümez olacak. Kendileri Gazze'ye yapılan ve yapılacak olan yardımları yerine ulaştırma noktasında şu an orada hizmet ediyorlar. Öncelikle sözü ilk olarak Seyit Hocam'a vermek istiyorum. Hocam, size iletilen yardımları kardeşlerimize ulaştırma konusunda nasıl hizmetler içerisindesiniz? Teşekkür ederiz Mehmet Akif Bey. Buradan Mısır'dan kalbi selamlarımızı iletiyoruz biz izleyen kardeşlerimize. Ara ara bağlantılar yaptık, buradan görüntüler gönderdik. Tabii Gazze şu anda gerçekten her ocağa ateş düştü. Kardeşlerimiz büyük bir ızdırap yaşıyor orada. Onlara bir nebze nasıl şu yaklaşan Ramazan bayramında yardımcı olabiliriz, evlerine huzur gönderebiliriz, yüzlerine tebessüm katabiliriz diye mücadele ediyoruz. Hamdolsun burada 45 gündür farklı çalışmalarımız oldu. Gazze'den gelen hastaları tüm bölgedeki hastaneleri ziyaret ederek onlara maddi ve manevi desteklerimiz oldu. Bunun yanı sıra içeriye sürekli malzeme sokma noktasında mücadelemiz var. Elhamdülillah Rabbim lütfetti. 1000 ton un satın aldık. Onları peyderpey gönderiyoruz. Neden peyderpey gönderiyoruz? Çünkü Gazze'de bombalanmayan yer kalmadı. Arkadaşlarımızın, teslim alan kardeşlerimizin stok yapmaları zor. Onlar dağıttıkça biz buradan gönderiyoruz. Bugün de inşallah 9 tane tırımız yüklendi. Bunların 7 tanesi un. Her tırda 24 ton olmak üzere bu unlarımız inşallah kardeşlerimizle buluşacak. Bunun yanı sıra 2000 tane gıda polisi hazırlandı. Şu yaklaşan bayramda aç kalan, susuz kalan kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Onlara nasıl ulaşabiliriz? Mücadelesinin bir neticesini yaşıyoruz burada. Rabbim sizlerden razı olsun. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ali Bey, siz de buradasınız 3-4 gündür. Allah razı olsun. Gerçekten sizlerin vasıtasıyla buraya kadar geldik. Ağzından altı kardeşimizle beraber. Şu anda tırlarımız yüklendi. Demiş olduğunuz gibi vefasının kapısından gidecek. Orada kardeşlerimize aş olacak. Bağışlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bize emanetleri gönderdiler, bizlere verdiler. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Kontiv aracılığıyla bağışlarımıza çok minnettarız. Onu duyuyoruz. Ondan iyilikleri burada kardeşlerimize, savaş mağdur kardeşlerimize ulaştırmanın onuru ve gururu içerisindeyiz. Bağışlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Söz sizin Medakit Bey'den.
Efendim biz de Türkiye'mizden Mısır'a selam ediyoruz. Ümmetin size ilettiği emanetleri yerine ulaştırıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bu yolda güç kuvvet ihsan eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, son bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olacağız. Ama öncesinde küçük bir aramız olacak. Efendim yeniden huzurlarınızdayız. İftar sevincimize çok kısa bir an kala sohbetimiz, muhabbetimiz devam edecek. Ama öncesinde Cenab-ı Hakk'ın esmasından bugün hangi ismini bakalım öğreneceğiz, göreceğiz. Şimdi Esma-i Hüsna'ya gidiyoruz. El-Hakem Celle Celaluhu. Hakkı yerine koyar, verir nihai hükmü. Adaletiyle önler haksızlığı ve zulmü. Hükmedendir, kaldırır baskıyı, tahakkümü. Bozulamaz kararı, en yetkili hakemdir. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün musikimizi konuşuyoruz. Bizi gâhi güldüren, gâhi ağlatan insanın her hali var. Her halimizde aslında birebir yakin olduğumuz bu sanat dalını kıymetli hocamızla konuşuyoruz. Hocam, Ramazan'ın şerife dair, Ramazan özelinde musikimizi son olarak değerlendirirseniz bu kısa vakitte. Çok teşekkür ederim. Elbette musikiye dair söyleyeceğimiz şeyler ne kadar çok olsa bize emanet edilen asarı elbette yansıtmayacak. Ben Ramazan-ı Şerif özelinde bu aslında imkanları da değerlendirerek birkaç tavsiye, telkin ve ricada bulunmak isterim aslında. Biz Ramazan'ı, hani diyoruz ya, çocukluğumuzun Ramazanları falan. Evet. Değil mi? Konuştuğumuz zaman hep bir özlem vardı geçmişe. Demek ki muhabbeten zayıflıyor bir takım şeyler. Sosyal hayatta biraz önceki konuşmalarımız üzerine de bunu söylemek gerekirse. Hepimiz ailelerimizden, çocuklarımızdan, evlatlarımızdan, talebelerimizden, karşılaştığımız esnafımızdan, sokakta karşılaştığımız kim olursa hepsinden aslında sorumluyuz. Evet. Yani birbirimizi layıkı veçiyle sevmeden, anlamadan Ramazan'ı da aslında layıkı veçiyle idrak etmiş olmuyoruz. Musiki de aslında bize bunu telkin ediyor. Sevmeye dair, insana dair, bizi biz yapan değerlere dair ne varsa aslında sırlanmış olan, eserlerde sırlanmış olan ve bize emanet edilen bu muazzam hazineyle aslında devrede devrede bugüne kadar getirmişiz, yaşıyoruz ve yaşamalıyız. Bu güzelliklerin yaşanmaya devam edilmesi için ben özellikle konservatuar müdür olarak, öğretim üyesi olarak, bir hocası olarak da özellikle bütün bizi izleyenlere özellikle hem bir tavsiye, hem bir telkin, hem de bir ricada bulunmak istiyorum. Bizim çocuklarımızı bizi biz yapan değerler dediğimiz değerlerin tamamının paydasında görebileceğimiz sanatlar üzerine mutlaka çocuklarımızı iştigal ettirsinler. Onlara bir sanat akıcı yolunu, bir sanat halini, dilini, fırçası olsun, kalemi olsun, sazı olsun, söz olsun mutlaka çocuklarımızı bu konulara, noktalara kanal ederek öğrenmelerine mutlaka vesile olsunlar. Bence geleceğe dair bizim umudumuzu yeşerten en derin mevzu aslında sanat olacak. Çünkü inanılmaz bir hızla gelişen teknolojinin bir sonraki adımda sosyal hayatta bazı şeylerin ne kadar yerine oturacağını biz bilmiyoruz. Yani biz mesela pek çok şeyi aslında bugün bilgisayarlara emanet ettik. İnsan farkındaysanız yavaş yavaş hayatın bazı noktalarından çekiliyor. Aranması hale geliyor. Ama sanatı bir makineyle yapmanız mümkün değil. Bu ruhun da buna ihtiyacı var. Çocuklarımız ister meslek olarak alsınlar bunu, ister başka bir maksatla yapsınlar ama kendi ruhlarının tezyin olması için, teknolojinin girdabında kaybolmamak için, hayatın karanlık noktalarına sürüklenmemeleri için, kendi gönüllerindeki gülistanlara vesile olması için, Türk müziğinin özelinde söylüyorum ama Türk İslam sanatlarının tamamını söylüyorum. Bizi biz yapan sanatlar oralarda aslında nakşedildi. Güftesiyle, bestesiyle, resmiyle, hattıyla, tesibiyle. Çocuklarımızı buna kanalize edelim. Bir sonraki nesil buradaki ekeceğimiz tohumlarla yeşerecek. Bir neslin bu tohumlardan veya bu ekimlerden veya bu eğitimden mahrum kaldığı zaman bir sonraki neslin neye benzeyeceği konusunda kesin bir çıkarımda bulunmamız mümkün değil. Ben bir sanat penceresinden baktığımız bu programı böyle bir fırsat olarak değerlendirerek belki sonuç olarak bunu söylemiş olayım Ramazan'a dair. Çok bereketli zamanları yaşıyoruz. Evet. Bir uyanışa, tekrar bir dirilişe, tekrar bir kardeşliğe. Acaba biz bu
kırılan makinenin, bozulan makinenin dişlisinin hangi parçasıyız? Yoksa makineyi aksatan biz miyiz? Sorgusuyla birazcık da tefekkür ederek geçirip Ramazan'ı sonraki nesillere emanet, üzerimize emanet olup sonundaki nesillere devredeceğimiz değerlerimiz noktasında geri kalan şu iki haftadan az aşağı yukarı artık bitiyor. Süre içerisinde ne yapabiliriz ile birazcık daha düşünerek geçirmeyi tavsiye ediyorum ve rica ediyorum. İnşallah. Hocam son dakikalarda sizi çok yormayalım. Dilerseniz hocamızdan bir eser daha rica edelim. Hocam o zaman biz hocamla uzun yıllardır Ramazan aylarında özellikle musiki penderesinden de bakıyoruz ya, bizim dua niyetini okuduğumuzda bir ilahi var. Elhamdülillah ve şükre vesile olan, hamd ve şükre vesile olan. Ne güzel olur. Hocam da onu çok güzel okurlar. İsterseniz bir oradan bir onunla beraber okuyalım. Tamamlarsa eyvallah hocam. Tamam. Ben de eşlik etmeye çalışayım. İse bir hitamuhu misk oldu. Bu güzel vakitlerde Rabbimizin verdiği nimetleri hamdiyle, şükrüyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah'a şükür. Hocamız da buna muskiyle katkıda bulunmuş oldu. Eyvallah. Hocam çok çok güzel bir program oldu. Çok istifade ettik sizlerden. Allah razı olsun. Bize o zaman. Bunca iş yoğunluğunuzun arasında misafirimiz oldunuz. Kültürümüzle bağlarımızın kuvvetinin aslında sadece muskiyimizle kalmadığını, bu genel bir yeniden diriliş, toparlanış olacağını beyan ettiniz. Belki günün en önemli mesajıydı. Son olarak ne söylemek istersiniz? Çünkü musiki bir medeniyet hocam. Yani İslam medeniyetinin kapsadığı bir medeniyet. Evet. İslam medeniyetinin gölgesinde neşvünema bulmuş bir medeniyet. İslam üzere aslında yaşayıp İslam üzere ölmek bir müminin hedefi. Bu medeniyeti olabildiğince derin, olabildiğince manalı, olabildiğince donanımıyla, alanlarıyla, yollarıyla, kökünden yaprağına varıncaya kadar bütün aktarılanlarıyla anlamak noktasında duruşumuz bizim için önemli. Ben bu musiki medeniyeti diye o zaman bir tırnak içerisinde bunu söylemiş olayım. Kapsamış olduğu derinliğe ve muhabbetine herkesi de davet ettiğimiz, orada aslında bulacağımızın da biraz önce hocam da bahsettiği gibi tevhid inancından da aslında başka bir şey olmadığını da söyleyerek son sözlerimi söylemiş olayım. Çok sağ olun hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Biz teşekkür ederiz. Küçük bir Ramazan hatıramız olacak size. Karatay Belediye'miz kültür yayınlarından çıkan Derviş Mahmut Dede'nin Tercüme-i Sevakı bin hocam.
bir Ramazan hatırası olarak kabul edin lütfen. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Efendim bugün çok kıymetli bir konuğumuzu ağırladık. Mehmet Gönül hocamız, Profesör Doktor Mehmet Gönül hocamız bugün aramızdaydı. Kadim kültürümüzden bugüne uzanan musiki geleneğimizi camilerimizde şu anda halen icra edilmek için bir takım büyüklerimiz tarafından, çok kıymetli büyüklerimiz tarafından aslında bu işi üstlenip omuzlanıp geleceğe taşıma derdinde olan büyüklerimiz tarafından yerine getirilmeye çalışan cami musikimizi özellikle ele aldık. Biz hayatımızın her anında musikiyle iç içeyiz. Baştan sona aslında muhabbetin belki de özeti buydu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar, en önemli günümüzden kadar, en acılı günümüze kadar efendim, musiki bizim hayatımızın her anında var. İnsan fıtratı gereği hani bir ritim duygusu içerisinde, bir ahenk duygusu içerisinde hayatını devam ettiriyor. Şöyle bir söz okumuştum bir yerde, hatırıma geldi şimdi. Kalp dediğiniz zaten atıyor. Önemli olan ona ritmini verebilmekte. İşte bu ritmi de Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Hakim'inde şöyle beyan etmiş. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ Kalpler ancak Allah'ı anmakla itminane eder, tamamlanır. Biz de bunu insanlar olarak Cenab-ı Hakk'ın var ettiği tınılarda, seslerde, anlamda, manada arıyoruz. İşte Hazreti Pir'in huzurundayız. O da aramış ve bir noktaya erişmiş ki bugün onun huzurunda bütün cümle alem ona koşmak için, onun gel davetine uymak için Konya'mıza hitabına erişmeye çalışıyor. Efendim, iftar vaktimize eriştik. Rabbimizin verdiği nimetlerle oruçlarımızı açacağız. Allah kabul etsin. İnşallah iftar, affedersiniz, sahur vaktinde yeniden huzurlarınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alelfelâh. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم senin için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde affet. Amin.